Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kripto coin sitesi üzerindeyiz ve Elon Musk'ın sonu ciraatleri üzerine şöyle bir konuşacağız. Bakalım. Elon Musk'ın yeni tweetinde hangi altcoin gizli? Elon Musk'ın gün içinde paylaştığı yeni bir meme, Bitcoin ve birkaç altcoin projesiyle ilişkilendirildi. 3 Nisan'da Twitter'ın logosunu Dogecoin görseliyle değiştirmesi yeni bir hamle yapacağı yönünde beklentileri arttırıyor. E, muhakkak zaten Nisan ayındayız arkadaşlar. Nisan ayının içerisinde Elon Musk'ın Dogecoin konusunda hayli aktif olabileceğini e, tabii ki söyleyebiliriz. Elon Musk'ın yeni paylaşımı bu altcoin projelerine atfedildi. Dogecoin'e verdiği destekle tanınan Elon Musk bugün Twitter hesabından yeni bir meme daha paylaştı. Mimin Doge veya başka bir kripto para ile ilgisi olmasa da gizlice mesaj verdiği yönünde birçok yorum alıyor. Bakalım. Bu arada bunu çok fazla yapmıştır arkadaşlar. Yani ee, nedir o? İşte şey yapar. Örneğin sanki hiçbir şey yokmuş gibi halbuki gerçekten mesaj verdiği çok vardır. Maskın paylaşımı ABD'li bir çikolata markası olan M&M's'in maskotunu içeriyor. Görseldeki maskot Engellendiğini, engelinin kaldırıldığını, eklendiğini, eklenmediğini, sevildiğini, nefret edildiğini Ancak şu anda bir psikiyatri koğuşunda olduğu ve e, telefonumu elimden aldıkları için dikkate alınmadığını söylüyor Devam edelim Musk muhtemelen günümüzde insanların hayatlarının büyük bir kısmının telefonları ve Özellikle de Musk'ın sahip olduğu en büyük sosyal ağ olan Twitter gibi sosyal medyada geçtiğini e, işaret etmek istiyordu. Doğru arkadaşlar. Ee, ki aynı zamanda buradan e, yapay zeka yönüne de atıfta bulunuyor olabilir. Şimdi birincisi Musk'ta şu e, ironi hareketi çok fazladır. Yani Elon Musk kendi sevdiği ve bizzat desteklediği şeyleri eleştirmesiyle bilinir. Mesela yapay zekayı destekler ya da Dogecoin'i destekler. Çıkar dolandırıcı der mesela tamam mı? ya da işte aleyhine konuşur falan bu tarz olaylar çok fazla gözlemlenir. Şu an mevzu bahis halde büyük ihtimalle Twitter'la alakalı bunu söylemekte. Buna yanıt olarak pek çok Doge hayranı Doge'un son zamanlarda Twitter'ın yüzü haline geldiğini ancak birkaç gün içinde kaldırıldığını gösteren Dogecoin mimleri yayınlamaya başladı. Bazıları da Bitcoin ve Doge rakibi Floki'nin hakkında tweet attı. Dogecoin topluluğu Elon Musk'ın Twitter logosunu Doge yerine mavi kuş olarak geri değiştirmesiyle biraz üzgün görünüyor. E, Floki konusunda arkadaşlar Floki'yi ben daha zaten şu anda Doge'dan sonra e, Elon Musk'la en çok ilişkilendirilen, ilişkiye e, ilişkiye sokulan, korelasyona koyulan en çok altcoindir diyebiliriz. Hareketler doğrultusunda baktığımızda Dogecoin'de olduğu gibi Floki'de de çok fazla Elon Musk hareketi geçmişte olmuştur arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, e, Floki de Elon Musk'tan destek almakta ve gerçekten ilerleyen süreçte ben Floki'nin iyi yerlere gelebileceğini, Binance listelemesine kadar ilerletilebileceğini bu olayın düşünüyorum arkadaşlar. devam devam edelim. Dogecoin fiyatı Twitter logosunu düzelttikten sonra düşüşe geçti. Elon Musk'ın Twitter logosunu Dogecoin'den e, alışılmış mavi kuş resmine geri çevirmesi Dogecoin'in fiyatında %9'luk bir düşüşe neden oldu. Hatta tabii çok daha fazla arkadaşlar. Bu değişiklik öncesinde Dogecoin'in fiyatı %30'dan fazla artmıştı. Floki ve Shiba'nın da öyle. Fakat devamındaki değiştirmeden sonra Shiba'da çok bir şey gözlemlenmedi. Fiyat zirve yaparken büyük cüzdanlar hızlı bir şekilde yüz milyonlarca dolcu satarak fiyat düşüşüne neden oldu. Evet. Genel beklenti tabii tutmaya devam etmesi yönündeydi. Fakat işler bu şekilde gerçekleşmedi arkadaşlar. Ama hala şunu söylüyorum. Bu hareketin tersi enflasyon verisinden sonra da gelecektir. Ki bir şey kalmadı. Bu cüzdanlardan ikisi neredeyse 130 milyon dolar kazanç elde ederek 1.4 milyar docu boşalttı. Bu iki cüzdanla alakalı zaten Dogecoin'in yani bu cüzdanların Elon Musk'a ait olduğu ve pampladıktan sonra sattığına yönelik e, spekülasyonlar çıkmıştır arkadaşlar. E, ve bu şekilde bir hareketle tabii ki Elon Musk tömet altında kalmıştır. Fakat kesinlikle doğru değildir. Bazı analistler ve kripto takip platformları bu cüzdanların tam da onu söylüyor. Elon Musk'ın Twitter hamlesinden haberdar olan balinalara ait olabileceği konusunda ha o değil tam. Spekülasyon yapıyorlar. Ancak bu iddialar kesin olarak kanıtlanmadı ve e, şu an için sadece spekülasyon olarak kalıyor. E, evet yani iş şeye geldi. Hem kimisi dedi ki Bunlar bizzat Elon Musk. Kimisi dedi ki işte Elon Musk'ın bağlantılı olduğu balinalar biliyordu. Pampladıktan sonra satmaya yani nereden bilecek? Ne alakası var? Öyle bir şey. Bu gibi durumlar olsa zaten arkadaşlar bunlar mahkemede çıkardı ve inanın Elon Musk'ın başı çok ağrırdı. O yüzden bunlar doğru değildir. Kaldı ki son yapılan hareket bunu devamında kaldırsa bile Elon Musk yapmış olduğu bu entegre hareketi daha doğrusu simgeyi değiştirme hareketi ilerleyen vakitlerde de karşımıza çıkacaktır ve gerçekten çok büyük ölçüde bir yükselişi hala tetiklemiştir. Potansiyel talep geçmemiştir. Diğer metriklerde tersine dönmeye başladı. 6 Nisan'da 30 günlük piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı Dogecoin'in sağlıklı bir değerlemesini işaret ederek %2.48 olarak gerçekleşti. Ancak senaryo sadece 3 gün içinde bir U dönüşü aldı ve MVRV sıfır çizgisinin büyük ölçüde altına düşerek yaklaşık yüzde eksi 0.77'ye düştü. Ee, ne diyor? Santiment'in pazarlama direktörü Brian Quinlivan Dogecoin MVRV değerine analizlerine bu yazıda yer verdik diyor arkadaşlar. Fiyat ve MVRV'ye ek olarak hacim metriği de keskin bir tersine dönüşe tanık oldu. Ya şu an arkadaşlar piyasada çok büyük bir korku var. Kaldı ki mesela ilk anı hatırlayın Twitter'a bu şekilde bir hareket geldikten sonra mesela piyasa şartları uygun olsaydı aynı süreç içerisinde biz burada çok daha büyük yükselişler de görebilirdik. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki hal aslında potansiyel durumu ortaya çıkardı ki şunu söyleyebilirim. Yakın zamanda burayı teknik açıdan düşündüğümüzde değerlendirmesi, buralara yükselmesi bile olası durumda sağlıklı bir şekilde piyasa koşullarında paralar altcoin'e aktığında yine yapabileceğinin bir göstergesidir zaten. Daha önce hacim yaklaşık 170 bine yükseldi ancak yaklaşık 130 bine düştü. Düşüş satın alma baskısının zayıfladığını ve satıcıların kontrolü ele geçirerek Dogecoin talebinde düşüşe yol açtığını gösterdi. Son zamanlarda yaşanan bir başka olayda bir grup Dogecoin yatırımcısı Doge'u bir saadet zinciri olarak tanıttığını iddia ederek Elon Musk'a karşı dava açtı. Altcoin yatırımcılarının Musk'a yönelik davası hala sürüyor ve muhtemelen öncekiler gibi unutulacak. Muhtemelen Elon Musk'ın kaldı ki kazanma ihtimali yüksek. Olayla alakalı fut haber de çıkmamıştır. Zira pek çok kişi de bu durumun farkında arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.